İnanamıyorum. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Artık içim çok rahat. Çınar? Durgunsun. Ne oldu? Teminat ödeyemeyebiliriz. Henüz kesin bir şey yok ortada ama bunu ilk sen bil istedim. Aşkım. Sakın üzülme. Ortada kesin bir şey yok. Ona mecbur değilsin zaten. Teminatı ödeyemeyeceğin için üzülmüyorum ben. Önce babamı kaybettim biliyorsun. Ondan sonra köpüğü. Şimdi yalı da elimden gidiyor. Burası doğduğum, büyüdüğüm ev. Yuvam. Ayrılmak o yüzden çok zor gelir bana. O kadar. İyi ki sen varsın yanımda. Yoksa bu çok daha zor gelir biliyorsun değil mi? Bazen senden ve bebeğimden ayrılacakmışım gibi korkuyorum. Korkma sakın. Buna asla izin vermeyeceğim. Ne demek şimdi bu? Ödeyeceğim dedi, şimdi ödemeyecekmiş öyle mi? Nasıl yani ya? Doğru duydun. İnanmıyorsun ama. Emin misin? Kendisine sor. Benden duymanızı tercih ederdim. Sözünde durduğun için teşekkür ederim. Nasıl olsa öğrenecekti. Yeşim'in söyledikleri doğruysa sen de pek sözünde durmamışsın Çınar. Henüz netlik kazanmış bir durum yok. Bir çözüm bulmaya çalışacağım. Merak etmeyin. İyi olur. Yoksa sonuçlarına hep birlikte katlanmak zorunda kalırız. Rapunzel saçlarını tarıyor. Gelsene. Vay be abla. Demek evlendin ha. Artık bu odada Çınar'la kalacaksın. Yastık savaşlarının sonu. Şaka bir yana en çok seninle yaptığımız o kız sohbetlerini özleyeceğim. O kız kıza sohbetler çoktan bitti Yeşim. Ben sana kırgınım. Biliyorum. Düğününü mahvettim, çok özür dilerim. Ama ben o gece annemden intikam almak istedim abla. Yaptığım çok aptalcaydı. Biliyorum zaten bedelini çok ağır ödedim. Ama derdim seninle değildi ki. Zümrüt Hanım'laydı. Neden Yeşim? Yeşim. Canım. Ben senin ablanım. Annemize neden bu kadar kızgınsın söylesene. Birlikte bir çözüm bulalım. Bunun bir çözümü yok ki. Neyin? Söylesene. Ne var söyle. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Ne oldu sana?
Lütfen korkutma beni, söylesene. Ne olur sorma abla. Ne olur. Sen bu ailede temiz kalan tek şeysin. Seni de kirletmesine izin verme. Çınar bile seni bu yüzden seçti. Yeşim. Herkes içeride mi? İçeride. Aa, geldi mi Çınar? Çok merak ettim. Neymiş bütün aileyi toplayacak bu önemli mevzu? Öğreneceksin abla. Merak etme. Yukarı geçelim mi? Tabii. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk amca. Hayrola? Kötü bir haber yok değil mi? Yok amca. Sadece hepimizin iyiliğine olacak bir şey düşündüm ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlat oğlum, dinliyoruz. Size bir teklifim var. Ama itiraz etmeden önce iyice bir düşünün. Biliyorsunuz ihale ile Taşkıran Yalısı arasında bir seçim yapmak zorundayım. Ben ne bu ihaleyi kaçırmak istiyorum ne de sevdiğim kadının büyüdüğü evi kaybetmesini. Sizlerle aynı çatı altında da durmak istiyorum ama karımın da kendini evinde hissetmesini de. Kaldı ki o da evinden uzakta yaşamak istemiyor. Teklifim şu ki... bizim yalıyı komşumuz Serhanlar uzun zamandır istiyorlar. Bu yalıyı satalım. Taşkıran Yalısı'nı alıp hep beraber orada yaşayalım. Hayatta olmaz. Nereden çıktı bu saçmalık? Ne yani? O insanlarla beraber mi yaşayacağız? Hep bir arada nasıl olacak Çınar? Hemen itiraz etmeyin. İyice bir düşünün. İyice bir düşünelim. Hem bu şekilde ihaleyi de kaçırmamış oluruz, hem de kimse yalıyı kaybetmemiş olur. İyi akşamlar. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. Lale nasıl? İyi, uyuyakaldı. Ben sizi tutmayayım. İyi akşamlar. Çınar. Ev işi ne oldu? Bir karara bağlandı mı? Bana biraz süre tanıyın Zümrüt Hanım. İnanın herkes adına en doğru çözümü bulmak için uğraşıyorum. Oyala beni bakalım. Daha ne kadar oyalayacaksın? Hadi. Bir ortaya bir koy getirir. İyi akşamlar. Hadi be. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi be. Futbol ha? Kerem, sakın bana en iyiliğini söyleme. Sen biliyor musun bu oyunu? Beni daha yenen çıkmadı. Vay. Madem o kadar iddialısın, gel seninle oynayalım. Buyurun bakalım Çınar Bey. Peki. Hangi takım? Fark etmez. Tamam. Peki nesi ne? Öğle yemeğine. Ay, içim bayıldı. Biraz daha ateşli bir şeyler olsun. Yani kaybedeni zorlayacak türden. Mesela? Kaybeden havuza atlar. Bu havada? Evet. Böylelikle hem daha heyecanlı olur hem de kaybeden cezasını bulur. İyi peki. Madem bu kadar yüzmeye heveslisin. Göreceğiz. Yeşim, gol yeme hazır mısın? Bravo Yeşim. Adam işi biliyor. Kerem. Ah!
Bayan olduğun için mağlup olurdum ama iddia büyük. Bekle. Of ya! Hadi tamam. Bu seferlik affettim seni. Yüzmeyeceksin bu gece. Yo. Kazanan olunca almasını bildiğim gibi kaybeden olunca da ödemesini bilirim. Hadi Kerem, gidiyoruz. Ne yapıyorsun Yeşim? Yeşim? İnanamıyorum sana. Bunu ispat etmek zorunda değilsin, saçmalama. Hazır mısınız? Seni tebrik ederim. Bravo. Gerçekten söylemeyeceğim. Tamam. Aman Tanrım. Çıkın mı? Tamam. Hemen çıkın, hasta olacaksın çocuklar. Hadi. Çabuk çıkın Kerem. Hayırlı. Hop! Kerem, yüz! Çok korkmuş ya, hadi kaçıyorum. Kabul ediyorum, Lale haricinde tüm Taşkıran ailesi çok deli. Kerem, kaçıyorsun. Hadi Yeşim, biz de çıkalım. Hastalanmadan. Sen bir delisin Yeşim. Yürü. Ve bunun hesabını verecek. Teşekkür ederim. Bir keresinde kar yağarken babamla boğaza atlamıştık. 7 yaşında filandım. Lale ile Kerem tabii ki cesaret edememişti ama ben soğukta yüzmeyi çok severim. Neden öyle bakıyorsun? Makyaj mı aktı değil mi? Hayır, hayır, hayır. Çok güzelsin, merak etme. Hatta ilk defa bu kadar güzel bir kız olduğunu fark ettim desem. Yeşim. Küçük kadınlar gibi olmayı bırak. Onlar gibi giyinmeyi, onlar gibi süslenmeyi bırakmalısın. Şimdiki gibi küçük bir kız çocuğu ol. Çünkü böyle çok daha gerçeksin. Kahve için teşekkürler. Karar verdim Necip Bey. Çınar'ın teklifini kabul edeceğim. Latife mi ediyorsun? O Zümre'yle aynı çatı altında nasıl yaşarız? Her şeyimiz farklı. Bugün onlarla akraba olduk diye bakanın gözünde itibarımızı kaybettik. Onlarla yaşarsak her şeyimizi kaybederiz. Ben bu hayatta çok kayıplar yaşadım Necip Bey. Bir daha hiçbir itibar, hiçbir varlık için aynı acıları yaşayamam. Bak, Çınar bir günlüğüne diye gitti. Bir daha kim bilir ne zaman gelecek. Oğlumu kaybetmek istemiyorum. Benim en büyük korkum bu. Bunun için de her şeyi göze alırım.
İkbal Hanım ne oluyor? Dün dediklerinle bugün dediklerin geceyle gündüz gibi. Dün boşatacağım, bu evliliği yıkacağım diyordun. Şimdi de gidip dizlerinin dibinde oturacağım diyorsun. Ne münasebet. Ben hala aynı kanıdayım. Ama bu şartlarda amacımıza ulaşamayız Necip Bey. Biz kararlı olursak her şartta başarıya ulaşırız. Aldanıyorsun. Ana kız çepeçevre sardılar oğlumu. Kız önce gözlerini kapadı Çınar'ın, sonra da koparıp yuvasından alıp götürdü. Oğlan uzaklaştıkça uzaklaşıyor. Bu evliliği kabul mü edeceğiz? Ediyormuş gibi davranacağız. Yani gerçek yüzümüzü saklayacağız. Öyle. Çınar'ın da o ailenin de yakınında olmalıyız ki herkesi istediğimiz gibi kontrol edebilelim. Kaleyi içten fethedeceğiz. Aynen öyle. İşlerine girip yavaş yavaş çökerteceğiz onları. O mendebur kızdan da, o ailesinden de oğlumu kurtarmanın tek yolu bu. Necip Bey benimle aynı fikirde değil. Nasıl bir çare buluruz bilemiyorum. Biz de geleceğiz. Sen nereye gidersen biz de oraya. Ayrı gayrı kalmak yok. Allah razı olsun. Halimden anladın ya. Teşekkür ederim. Bunun şerefine size kendi ellerimle bir kahve yapacağım. Ne yani? Toplanıp hep beraber orada mı yaşayacağız? Karar verildi. Reyhan, bak bu bizim için bir fırsat olabilir. Sen benimle alay mı ediyorsun?
Ne fırsatı? Bizim için diyorum. Bırak onlar yalıya gitsin. Biz de kendi evimize çıkarız. Ha, güzel olmaz mı? Belki yıllar sonra birbirimizi yeniden keşfederiz. Ha, ne dersin? Seninle evlendiğim için bu aileden saymıyorlar beni. Gidersek tamamen dış kapının mandalı oluruz. Günaydın. Ablamla Çınar kahvaltıya indiler mi? Çınar Lale'yi dışarıda kahvaltıya götürdü. Anladım. Çok yaşa. Sen dün gece havuzda üşüttün. Ben sana tarçınlı ballı bir ıhlamur yapayım. Sen dün gece bizi izledin mi yoksa dadı? Yok. Sabah Lale'yi hazırlarken Çınar anlattı. Çok eğlenmişsiniz. Bayağı büyükmüş. Yok, ödedik, ödeyeceğiz. Amcam gelecek, görüşeceğiz. Ya olmaz. Gideyim resmi olarak şirketinde ziyaret edeyim. Ne olacaksa olsun. İkbal Hanım. Zümrüt Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keşke daha önce haber verseydiniz. Yani ben de şimdi çıkıyordum. Neyse, buyurun. Ben sabah kahvenizi içmeye geldim. Peki, tamam. Şermin, iki kahve. Duydun. Tabii efendim. Buyurun, yukarıda içelim kahveyi. Kahveler pişerken bana yalıyı gezdir. Peki, olur. Yukarıdan başlayalım. Tamam. Annem sizden para istediği için hem ailene hem sana karşı çok mahcubum aşkım. Lale, konuyu açmayalım. Peki. Çınar, birlikte yaşamanın iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Annem de kardeşlerim de bunu zaten kabul etmez. Hele ki sizinkiler. Lale. Biz bütün böyle hep birlikte yaşadık. Ben sofranın boş olduğu bir anı hatırlamam. Evet, kalabalık zordur ama alışınca çok seversin. Ben de çocuğumun böyle bir ortamda büyümesini istiyorum. Ama o zaman hiç özel hayatımız kalmayacak. Lale, tatile çıkarız. Gene baş başa kalırız. Bunu gerçekten çok istiyorum. Bilemiyorum. Hani arada kalıyorum diye üzülüyorsun ya. İşte bu gerçekten bir çözüm. Güven bana. Yalının orijinalliğini korumaya çalışıyoruz. Burası neresi? Orası benim yatak odam. Buradan devam edelim.
Güzel. Bu odayı beğendim. Hem büyük hem de en güzel manzara bu odada. Tamam. Bu oda benim odam olsun. Pardon? Aa, haberiniz yok mu Zümrüt Hanım? Biz buraya taşınıyoruz. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Sen mutlu olacaksan tamam Çınar. Sen mutlu olacaksan ben herkesle aynı çatı altında yaşarım. Beni hiç ama hiç hayal kırıklığına uğratmıyorsun. İşte benim sevgilim. Ne demek yalıya taşınıyoruz? Vallahi ben haberiniz var sandım Zümrüt Hanım. Ya burada birlikte yaşayacağız? Ya da bu yalı elinizden gidecek. Bu ne biçim bir denge? Bu ne biçim iş? Ben böyle bir şeyde yokum. Siz bilirsiniz Zümrüt Hanım. Ben alırım oğlumla gelinimi giderim. Siz de üç oda bir salon bir eve çıkarsınız. Biz siz mağdur olmayın diye böyle düşündük. Seçim sizin. İyi günler Zümrüt Hanım. Şermin! Lale. Bebeğimize iyi bak. Hı hı. Seni seviyorum Çınar. Ben de seni seviyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ayaklanmışsın. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen hala bana küssün. Haklısın. Ama seninle yolumuz uzun. Birbirimizle anlaşmayı da, birbirimizi affetmeyi de öğreneceğiz. Yoksa hem sen çok üzülürsün, hem ben çok üzülürüm, hem de Çınar çok üzülür. Hadi tutmayayım ben seni. Görüşeceğiz nasıl olsa. İyi günler. İyi günler. Hoş geldin Lale. Hoş bulduk dadı. Ne oldu? Sorma, yukarıda kıyamet kopuyor. Annem mi? Benden duyma. Ondan duy. Bunu bize nasıl yaparlar? Resmen parmaklarını oynatıyorlar bize. Anne. Lale'm. Lale'm yavrum. Başımıza geleni bir bilsen. İnanamayacaksın. Çıkalım mı? Amca, desteğin için teşekkür ederim. Annemi sen ikna ettin değil mi?
Yok. Annen senden ayrılmak istemedi. Kıyamadı yani oğluna, öyle mi? Yalnız ben sana baştan diyeyim. Bu birlikte yaşamak hiç de kolay olmayacak. Umarım aklıma gelenler başımıza gelmez de huzur içinde yaşarız. Yoksa bu en başta Lale ile senin evliliğin için iyi olmaz. Biliyorum amca. Her şeyin farkındayım. Ama sen merak etme. Ben her iki aileyi de huzur içinde bir arada tutacağım. İnşallah. Başka bir yere taşınırsa? Ben hayatta onu nebiden kalma insanlarla birlikte yaşamam ha. Beni yatılı okula falan gönderin. Onlardan aldığımız borçla da başka bir eve taşınacak kadar düşmedik ama, değil mi? Daha parlak bir fikrim var herhalde. Yeter, susun artık! Lalem, tek çıkış yolu sensin hayatım. Ne olur anneni yarı yolda bırakma. Nasıl sığacak? Geldin mi yenge? Geldim işte. Gelin nasıl? Hamileliği nasılmış? İyi, iyi. Kızım, şu bavulları getir ver önce. Tamam. Hazırlıklara başlamışsınız. Ama bakalım Zümrüt Hanım bizi kabul edecek mi? Anne, ben Çınar'a tamam dedim bile. Şimdi vazgeçtim. Başka bir yol bul diyemem. Yani o görgüsüzler bu hanedan yalısına yerleşecekler. Ben de buna tahammül edeceğim, öyle mi? Hiç sanmıyorum Lale. Eğer o aile bu eve gelirse ben giderim. Sen de babanın yalısında bir sığıntı gibi yaşarsın onlarla. Yapma anne. Niye sığıntı olayım? Bakarız, deneriz. Olmazsa ben Çınar'la tekrar rezidansa taşınırım. Bize ne olacak peki? Herkes kendine gidecek bir yer buldu bakıyorum. Yapmayın böyle. Sakince düşünürsek akıllıca bir yol buluruz. Bunun tek bir yolu var Ekrem. O da herkes kendi yerini bilecek. Ya düşünsenize Allah aşkına. Ilgazların Taşkıran yalısına ne işi var? Hem de buranın sahibi olarak. Lale, ne olur Çınar'la bir kez daha konuş. Ben onlarla birlikte yaşayamam. Cemiyetin diline düşeriz. Ay düşünmesi bile içimi karartıyor. Ne olur üzme beni kızım. Lütfen. Madem senin için bu kadar önemli, konuşacağım. İşte benim ilk göz ağrım. İşte benim Lale. Hep annesini düşünür benim kızım. Lale hepimizi düşünüyor Valide Sultan. O nasıl bu yalıda büyüdüyse onun bebeği de burada koşup oynayacak. Tabii ki Ekremciğim. Ha Lale, Çınar'la mutlaka tapu meselesini konuşman lazım. Yani ya bize ortak, aileye ortak bir tapu hazırlasın. Olmadı, senin adına da yaptırabilir tapuyu. Anne lütfen. Hayatım, ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Ya yarın bir gün bu ılgazlar vazgeçtik, çıkın evimizden derlerse ne yapacağız? Burası 100 yıllık Taşkıran yalısı. Öyle de kalmaya devam edecek hayatım. Hadi çıkalım şu odadan, bastı üstüme. Hadi. Tebrikler seni iyi kalpli prenses. Anneciğini kıramadın yine. Üstelik o bütün ailemizi darmaduman ettiği halde. Yeşim dur. Bırak bu imaları. Annemle aranızdaki sorun ne söyle? Lütfen. Hadi Yeşim. Eğer şimdi söyleyemezsen hiç söylemezsin artık. Hadi. Benden bu kadar mı uzaklaştın sen? Üzme beni ne olur.
Tamam. Çok mu istiyorsun duymak? Söyleyeyim o zaman. Annemin Şefik'le ilişkisi varmış. Saçmalıyorsun. Mümkün değil. Ama doğru. Emin misin? İstersen kendisine sor. Ne zamandan beri? Uzun zamandır. Babam hayattayken başlamış. Kesinlikle dışına çıkılmayacak. Bu gece Çınar da bizimle birlikte olacak. Onun sevdiği birkaç tane yemek var, onu da menüye ekledim. Konuşmamız lazım. Laleciğim, ben de tam Çınar'ın sevdiği yemekleri ekliyordum menüye. Hemen konuşmamız lazım. Ne bekliyorsunuz? Hadi çalışmaya, hadi. Çalışanların yanında ne biçim konuşuyorsun sen? Ben sana böyle mi terbiye verdim? Benim terbiyemden önce seni konuşalım anne. Babamın en yakın arkadaşıyla nasıl birlikte olursun ha? Nasıl? Sen ne biçim konuşuyorsun? Sakın inkar etmeye kalkma. Duydun mu? Her şeyi öğrendim. O adamla olduktan sonra yüzüne nasıl bakabildin? Seni böyle konuşmaktan men ediyorum. Babama nasıl böyle bir şey yaparsın? Yoksa öldüğü gece bunun için mi kavga ettiniz? Doğruyu söyle! Senin yüzünden mi? Asla hayatım, asla. Babanla o akşam öyle bir şey konuşmadık. O öğrenemedi bile. Lale, Şefik'le hiçbir ilişkimiz olmadı. Bir kerelik bir yakınlaşmaydı sadece. Çok yalnızdım. Baban doğru düzgün eve gelmiyordu bile. Geldiği zaman da benimle ilgilenmiyordu. Meğerse uzun zamandır işleri çok kötü gidiyormuş. Babam bizden saklıyormuş. Sen nasıl bir insansın? Babama nasıl böyle bir şey yaparsın? Hiçbir şey yapmadım. Ben babanı çok sevdim. Ona gençliğimi verdim. Herkes hata yapar. Affet beni. Edemem. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bırak. Lale! Lale! Her şey elimizden akıp gidiyor. Bir de sen arkanı dönme bana. Ben neredeyim, sen neredesin anne? Aklın hala yalıda. Hala parada. Ne yapayım? Kendimi mi öldüreyim? Bütün çocuklarım bana sırt çevirdi. Ben o zaman yaşamayayım, daha iyi. Bir şartla yüzüne bakarım. Bir şey istediğin gibi olmayacak. Çınar'la yalı konusunda konuşmak da dahil buna.
Getir oğlum, getir, getir, getir. Aman dikkat, içinde kırılacak eşya var. Koy. Bekir abi, hemen beni çıkar buradan, dayanamayacağım da. Tamam, sen. Şöyle koyuver oğlum onları. Görüyorsun değil mi? Hepsi senin inadın yüzünden. Lale, kızım, şu vazoları falan buradan kaldır. Benim çinilerimi dizeceğim buraya. Aman, aman ona çok dikkat edin. Oğlum milyonlar saydı o tabloya. Yukarı, 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 yukarı. Aman, aman, aman. Dikkat, aman çarpmayın bir yere. Siz de şunları alın, yukarı götürün. Abla, buraya hangi eşyalar gelecek? Anlamadım. Bu odaya eşya girmeyecek. Peki abi. Kusura bakma. Rahatsız etmedi inşallah. Yo. Ben öyle oyalanıyordum sadece. Ne çiziyorsun? Bir arkadaşıma gelinlik tasarlıyorum. Okul bittikten sonra kalemi hiç elime almamıştım. Biraz paslanmışım ama. Bu senin paslanmış halin mi? Çok güzelmiş. Çok yeteneklisin. Gerçekten mi? Evet, farkında değil misin? Yo, yani bilmem. Ben öylesine içimden geleni çiziyorum. Beğendiğini çok sevindim. İstersen bunları değerlendirebiliriz. Ciddi misin? Evet. Yeşim, biz bir aileyiz. Ve hepimiz birbirimize destek vermeliyiz. Ne zaman hangi konuda olursa olsun bir yardıma ihtiyacın olursa ilk önce bana gel. Tamam mı? Tamam. Çınar! Sen burada mıydın? Hadi. Annen çağırıyor. Tamam. Sen de inip çıkma, yorma kendini. Tamam mı? Tamam. Çınar çizimlerimi çok beğendi. Ben hep diyordum, sen süper yeteneklisin. Bir haftadır deli gibi çalışıyorsun ama... çok güzel olmuş. Sağ ol. Yukarıda durumlar nasıl? Telaşlı, yoğun. Ama sen merak etme. Tabii annemi saymazsak. Herkesi mutlu edemezsin Lale. Hele Zümrüt Hanım'ı hiç. Biliyorum. Doğru söylüyorsun. Sen bile Çınar'ı sevdin ya. Gerisi yoluna girer. Sevmeyeceksin diye korkuyordum ama baktım, arkadaş oldunuz. Bu çok güzel. Sen çok şanslı bir kadınsın abla. Çınar çok güzel bir adam. Biliyorum. Alo Melis'ciğim. Ne haber darling, geliyor musun? Gelinlik bitti mi? Bitti. Ben de geliyorum şimdi. Bye. Bakalım Melis de beğenecek mi? Kesinlikle. Şuna bak. İki farklı menü. Köylülerle soylular aynı sofrada. O köylüler sayesinde anında bütün krediler açıldı. Öyle bir şey olmasa zaten katlanamazdım. Yerin kulağı var Zümrüt Hanım. İlk akşamdan bir tatsızlık çıkmasın. Böylesi daha iyi oldu Necip Bey. Vallahi senin sözüne uyduk İkbal Hanım. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuza hayretsin. Niye öyle diyorsun Necip Bey? Niye kıyamet olsun? İnşallah onlara benzeyip gitmeyiz. Ne münasebet. Biz buraya yoldan çıkmaya gelmedik Necip Bey. Onları adam etmeye geldik. Bayıldım ben bunlara resmen. Beklediğime değmiş yani. O kadar okul okuduk.
biz de bir şeyler yapalım ama değil mi? Kızım bunlar manyak güzel. Sen neymişsin ya? Buna içerim resmen. Gelinliğine. Sağ ol. Merhaba. Şundan bir tane daha alabilir miyim lütfen? Tabii, tabii. Yeşim nerede Zümrüt Hanım? Akşam için bir randevusu vardı. Yoksa ilk akşam yemeğini kaçırmak istemezdi. Akşam yemeği bir aileyi ayakta tutmanın en önemli unsurlarındandır. İlk gece dışarı çıkması nahoş olmuş. Öyle değil mi efendim? Daha uzun olsa mı şeker? Olabilir aslında. Ben böyle daha rahat edersin diye düşünmüştüm ama istersen çıt çıt da arkasını belki yapabiliriz. İstediğin zaman da çıkartırız. Tamam, süper olur. Oo Yeşim. İnsan mekan deyip gel diye haber vermez mi küçükmüş? Melis'le iş konuşuyoruz Cenk. Merhaba. Merhaba. Ben geldim, iş bitti. Hadi başka bir yere gidelim. Sen aynı yerde fazla oturmayı fazla sevmezsin. Eve dönmem gerekiyor. Beni bekliyorlar. Bu ev olayı ne ya? Ha? Sen takmazdın. Hadi gidelim. Gelmeyeceğim dedim Cenk. Bırak kolumu. Teşekkür ederim. Daha tatlı gelecek Zümrüt Hanım. Ben akşam yemeklerini hafif yiyorum. Aa, ama bizim tatlımız sizin bildiğiniz tatlılar gibi değildir. Bir yiyen bir daha ister. Hah. Ver. Oğlum sana vereyim. Oğlum. Sağ ol anne. Sen de alsana Lale. Belki sonra. Teşekkür ederim. Siz yorulmasaydınız. Eğer yardımcınız beceremiyorsa Şermin Hanım yapardı servisi. Ben soframda kendi ellerimle izzet ikramı severim Zümrüt Hanım. Mürvet, şunu dolaştırıver. Lale, kızım sen doktora ne zaman gideceksin? Haftaya kalp atışı için gideceğiz. Oh, ne güzel. Ben de geleceğim. Torunumu görmek istiyorum. Tamam anacığım. Sen nasıl istersen. Senin okulun açılmadı mı delikanlı? Açıldı ama ben devam etmek istemiyorum oraya. Hangi sebeple? Bölümümü sevmiyorum. Başka bir okula geçeceğim. Olmaz öyle şey. Şimdi sıkıya gelmezsen asker ocağında vay haline. Erkek adam yapamam edemem demez. Girdiği yükü omuzlar. Necip Bey, bu bizim aile içi meselemiz. Bırakın biz halledelim. Artık hepimiz aileyiz Zümrüt Hanım. Birbirimizin meseleleriyle ilgileneceğiz elbet. Hepinize afiyet olsun. Daha yemeğimiz bitmedi Zümrüt Hanım. Ne güzel sohbet ediyorduk. Thank you.
Ben kaçtım darling. Tamam hayatım. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ ol. Melis gitti, iş bitti. Hadi gidiyoruz. Sıktı burası. Sana daha kaç defa söyleyeceğim? Girmedim o kalın kafana. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bas git şimdi buradan. Geçen hafta böyle söylemiyordun ya. O bir haftada neler değişti bir bilsen. Mesela artık seni istemiyorum. Bas git şimdi. Ne oluyor burada? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen de kimsin ya? Arkadaşa kim olduğumu anlatmadın mı? Babam mı yoksa? Doğru anlatmadım. Annemle benim eskisi. Alo. Cina neredesin? Evdeyim, ne oldu? Senin baldız burada, Yeşim. Az evvel de bu düğünde rezalet çıkaran adam vardı ya, o geldi. İkisi atışıyorlar şimdi. İkisi de acayip alkollü. Gel istersen. Tamam Mert, geliyorum. Ben çıkıyorum. Hayırdır oğlum, nereye? Ne oldu? Bir şey yok. Şirkette yarım kalan bir işim var. Onu halledip döneceğim. Yarın sabah giderdin. Ne acelesi vardı? Aciliyeti olmasa çıkmazdım. Hadi iyi akşamlar. Erkek adam dediğim böyle olur Ekrem. Hem ailesine vakit ayırır hem de işini ihmal etmez. İş dedim de sen ne iş yapıyorsun? Ben mi? Evet, erkek adamsın. Yan gelip yatmıyorsun herhalde. Tabii ki hayır efendim. Ben ablamın sanat danışmanıyım. Sen şunu uşağıyım desene. Bu tavrınızı hiç beğenmedim Necip Bey. Latife diyoruz efendim. Ben Ekrem'i sevdim. Efendiden biri. Ama belli ki tembel. Böyle ablanın eteğinin arkasına saklanmak olmaz. Yarın şirkete gel, işe başla. Benim zaten bir işim var. Çok iyi düşündünüz. Ekrem yöneticilik işinden çok iyi anlar. Ben de yönetici çok. Ağzı Ekrem gibi laf edecek satış elemanlarına ihtiyacımız var. Artık bizimle pazarlamada çalışacak. Çok iyi düşündün abi. Yer misin kızım? Yok, teşekkür ederim. Anlıyor musun? Rahat bırak beni. Hani beni seviyordun? Hani benimle birlikteyken kendini bir yere ait hissediyordun? Yanılmışım. O aşkı tanımadan önceydi. Ne demek bu? Aşık oldum demek. Hem de daha genç, daha güçlü, daha yakışıklı birine. Olamazsın. Beni böyle kullanıp bir kenara atamazsın. Senin yüzünden her şeyimi kaybettim. Bana ne? Bana böyle arkanı dönemezsin.